Çıktık. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, dediğim gibi homomorfizmalar aslında şu. İki farklı grup arasında ilişki kurmanızı sağlıyor. Homomorfizma aslında bir fonksiyon, bir dönüşüm olarak düşünüyoruz. Fakat ekstra bir özelliği daha var. Yani aslında bu homomorfizmalar başlığı altında yapacağımız bu konunun önemi nedir diye soracak olursanız, homomorfizmanın bir ötesi izomorfizmalar, yani birebir örten homomorfizmalara biz izomorfizma diyoruz ve de aslında hiç birbiriyle ilişkisi olmayan kümeler, işlemlerle ilgili iki grup arasında bir ilişki kurmamızı sağlıyor. Daha zor gruplardan daha kolay gruplar arasında ben bir izomorfizma yakalayabilirsem, o zaman diyorsun ki bu grupla bu grup birbirine izomorftur diyorsun. İzomorf olduğu zaman da kolay grupta kullandığın özellikleri zor grup içinde söyleyebiliyorsun. Yani bunlar tamamıyla birbirine ikiz, iki tane grup olmuş gibi oluyor. Dolayısıyla aslında buradaki amaç dediğim gibi bir fonksiyon sayesinde, ki homomorfizma olacak bu. Bunun şeyini söyleyeceğiz. Şöyle bir İlişki yakalayacağız G1 ile G2 arasında ve de dediğim gibi amaç aslında G1 ile G2 arasında bu homomorfizmalar sayesinde aradaki ilişkileri kurup daha zor grupları çalışmaktansa, mesela nasıl zor grup? Örneğin geçen haftalarda çalıştık. Z bölü 6Z bölüm grubu. Mesela bunu bu konu başlığı altında ileride Z 6'ya izomorf yapacağız. İzomorf olması, tekrar ediyorum arkadaşlar, şu sembol aradaki izomorf olma sembolü. Birebir örten homomorfizma yakaladığımız anda bunlar ne olacak? İzomorf olacak. O zaman şu grubu çalışmaktansa Z6'yı çalışmak aynı şey olmuş olacak. Tamamıyla grup yapısı olarak aynı şeyler. Nelerdir? Mesela Z6'da ben elemanları neydi hatırlayın. 0, 1, 2, 3, 4, 5'ti. Ve de bu toplama işlemine göre bir gruptu. Z bölü 6Z ise hatırlarsanız 0 artı 6Z'den tutun 1 artı 6Z, yani aslında elemanları kosetleri olan kümelerde geçen hafta yapmıştık. Şimdi bu soldaki kümeye çalışmak çok zor. Hakikaten yani belki orada normal alt grup oluşu, bölüm grupları, bir sürü şey bilmeniz gerekiyor ama bu bölüm ya da haftaya olan izomorfizmalardan sonra bu izomorfluğu gösterdikten sonra ha bunu çalışmışsın ha bunu çalışmışsın aynı şey olmuş oluyor. Z6 hakkında ben her şeyi biliyorum. Neler biliyorum? Devirli gruptur. O zaman Z bölü 6Z de devirli gruptur. Z6 kaç elemanlı? 6 elemanlı. Tamam. O zaman bunu da biliyorum. O zaman Z bölü 6Z de 6 elemanlı. Gerçi buradan çıkıyor ama sayarsanız. Ne bileyim, Z6 değişmeliyse Z bölü 6Z değişmelidir. Yani gruplarda gördüğümüz her özelliği izomorfsa karşı tarafa da taşıma şansımız oluyor. Yani ana amaç aslında homomorfizmalarla iki farklı grup arasında bu ilişkileri kurabilmek. Şimdi bu kısmı o zaman şu anda siliyorum. Şimdi tanımla başlayacağım sevgili arkadaşlar. Tabii ki her şeyin başı tanım. Tanımları çok iyi anlattıktan sonra gerisi geliyor. Bakınız o zaman şöyle bir tanım verelim. Tanım. Şimdi iki farklı gruptan bahsedeceğimizi söylemiştik. O zaman G1 yıldız ve G2 kare grupları verirsin. Özellikle arkadaşlar işlemlerini farklı sembollerle gösterdim. Şimdi F G1'den G2'ye şöyle bir dönüşüm. F x işlem y. Bakın arkadaşlar, x işlem y dediğime göre zaten bunlar şu anda x ile y'miz G1'den geldiği çok açık. Eğer fx kare fy şeklinde işlem parçalanıyorsa ya da korunuyorsa, biz bu şeklindeki dönüşme bir grup homomorfizması diyoruz. Evet. Yani
Sen buradan buraya bir dönüşüm tanımlıyorsun. Peki nasıl bir şey yapıyor? Hemen bir grafiklerle bir göstermeye çalışayım. Bakın şöyle. G1 ve G2. Buradan yukarıdaki F'yi aldığımızı düşünüyoruz. X ile Y'yi tabii ki G1'den aldık. Şurada hatta her X, Y eleman G1 de diyebilirim. Bakın önce X işlem Y. X işlem Y'miz şurada şu. Tamam mı? Buradaki fx hop şurada şurası fy de şurası diyor ki fx işlem y yani şu x işlem y şuraya düştü. Eğer yukarıdaki fx ile fy'nin kare işlemiyle işleme girmesiyle elde ediliyorsa ben yukarıdaki F dönüşümüne özel olarak grup homomorfizması diyormuşum. Yani arkadaşlar şuradaki elemanlara lütfen dikkat edin. Bakın X ile Y G1'den geldiği için yıldız işlemine giriyor. G1'in işlemine giriyor. Fakat FX ile FY G2'nin elemanı olduğu için tabii ki içinde kareye girmesi gerekiyor. Fx de Fy çünkü artık G2'nin malı. Yani onun elemanları. Dolayısıyla oradaki kare işlemine girecek. Yani gidip de sen şuraya şunu yazarsan bu büyük hatadır. Bakın şöyle bir şey yaparsan bu büyük hata. Niye? Çünkü sen bunları almışsın. G2'ye düşürmüşsün. Oradaki işlemimiz bizim kare. Yani oradaki sen elemanları ancak G2'nin işlemi sokabilirsin. Buradan ben ne anlıyorum? G1 ile G2 tamamen farklı kümeler olabilir. Yıldızla kare tamamen farklı işlemler olabilir. Dolayısıyla ikisi iki farklı yabancı grup arasında bir güzel bir ilişki kuruyorum. Ki bu ilişkiler nelere sebep olacak? Şimdi bunları yavaş yavaş incelemeye başlayalım. Tabii ki önce bir örnek yapalım. Nasıl bir örnek yapalım? Bir düşüneyim bakayım ben de. Örneğimiz arkadaşlar, bunu alalım. Şimdi önce grupları bir hatırlayalım. R artı gruptu hatırlarsanız. Ve de R yıldız çarpmada biliyorsunuz gruptu. R yıldız hatırlayacak olursak R fark sıfırdı. R yıldız. Şimdi arkadaşlar öyle bir şey tanımlayacağım ki bakın birisi toplama, birisi çarpma. Bir tanesinde R sıradan sıfırı çıkarmışım. İşlemimi şöyle tanımlıyorum. F R'den R yıldıza fx eşittir 2 üzeri x fonksiyonunu tanımlıyorum. 2 üzeri x. Şimdi acaba bu bir grup homomorfizması olur mu? Şimdi bunu test etmeye çalışacağız. Tamam arkadaşlar bakın. Ne yaptım? Reel sayılardaki bütün x'leri aldım. 2'nin üssü olarak karşı tarafa dönüştürdüm. Şöyle. R yıldız. Alıyorum x'leri 2 üzeri x olarak dönüştürdüm. Acaba bu bana şunu sağlayacak mı? F x artı y eşit mi? Fx çarpı fy olur mu? Neden? Çünkü artı sol tarafın işlemi çarpı sağ tarafın işlemi. Şimdi bunu yaptığımızda sayın arkadaşlar hemen x artı y'yi f'de koyduğumuzu düşünüyoruz. O zaman ne olur? 2 üzeri x artı y olmuş. Şimdi ben buradaki tabii ki arkadaşlar R yıldızdaki çarpmanın adi çarpma yani bildiğimiz klasik çarpma olduğunu biliyorum. 2 üzeri x artı y de üslü sayılardaki klasik üsler toplandıysa bunları ayrı ayrı çarpabilirsin. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y. 2 üzeri x yerine fx yazabilirsin. Ve de fy yazabilirsin. Bakın f x artı y fx çarpı fy olduğundan bu bir grup homomorfizması olur. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani ne yaptım?
işlemi aldın, toplam işlemi olarak x artı y olarak fonksiyonda x artı y elemanını koydum. Sonra bildiğin özelliklerle bunları 200 x çarpı 200 y yazdım. Tabii ki arkadaşlar diyebilirsiniz ya hocam bu fonksiyonu biz nasıl bulacağız? İşlemlere dikkat ederekten ben bunu nasıl dağıtabilirim, parçalayabilirim bunları düşünmeniz gerekecek tabii ki. Dolayısıyla evet çok kolay değil. Herhangi bir fonksiyon tanımlarsan bu bir homomorfizm olur mu? Olmaz. Çünkü bunun fx artı y, fx çarpı f y şeklinde parçalaman her zaman mümkün değil. Ama ben size şunu söyleyebilirim. Burada 2 üzeri x yerine gitsen 3 üzeri x alsan, a üzeri x alsan, yani 1907 üzeri x alsan hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ama tabii oradaki 2 yerine negatif sayı almayın arkadaşlar. Bakın negatif alırsan sıkıntı çıkar. Neden? Mesela fx eşittir eksi 2 üzeri x alayım mı hocam dersen bu bir fonksiyon bir kere olmuyor. Nasıl olmuyor hocam? Şöyle sen buraya gider 1 bölü 2'yi koyarsan eksi 2 üzeri 1 bölü 2'den kök eksi 2 zaten bu fonksiyon daha iyi olmuyor. O yüzden oraya koyacağımız sıfırdan büyük sayılar olacak. Tamam mı? Yani a üzeri x'ler sıfırdan büyük alabilirsin. Pekala. Bir de arkadaşlar bunun ötesinde ileride şunu inceleyeceğiz. Klasik birinci sınıfta gördüğünüz acaba bu dönüşüm birebir mi örtem mi? Bunları da ekstra inceleyeceğiz. Şu anda homomorfizm aşamasındayız. Bu fonksiyon birebir mi? Birebir bir fonksiyon. 2 üzeri x'in grafiğini çizdiğinizde bakın onlarda klasik şöyle yapıyorsunuz. 2 üzeri x'in grafiğini düşündüğümüzde koordinat düzlemini şöyle bir çizeyim. 2 üzeri x'in grafiği şöyleydi. Sonra bunu x eksenine paraleller çektiğinizde birebir. Birebir tamam. Örtem mi dersek olamaz. Çünkü R yıldız eksi sayılardan da oluştuğu için baktığınızda 2 üzeri x buradaki sıfırı ve negatif sayıları örtemiyor. O zaman bu fonksiyon tabii ki şimdi çok işimize gelmiyor ama ileride göreceğimiz için altyapı yazılıyorum. Birebirdir ama örten değil. Şimdi birebir olursa ne işimize yarayacak hocam? Birebir olursa biz bunlara özel bir isim vereceğiz. Monomorfizma olduğunu söyleyeceğiz. Ve de çekirdeği hakkında yorum yapacağız. Çekirdeği de arkadaşlar tabii ki bu bölüm altında işleyeceğiz. Şimdi başka bir tane bir şey düşüneyim. Soru düşünüyorum. Örnek. Bu sefer de bir düşüneyim bakayım arkadaşlar. Artı çarpı artıya dönsün. Tamam. Şimdi şunu alsam. Reel sayılar, pozitif reel sayılar çarpma işlemine göre bir grup mudur? Bir düşünün bakalım arkadaşlar. Pozitif reel sayıları aldığınızda içinde sıfır yok. Biliyorsunuz pozitif reel sayılar sıfıra artı sonsuzdur. Çarpma işlemine göre bir grup mudur? Hemen şöyle hızlıca tarayalım. Birleşme özelliği var mı? Adi çarpmanın var. Birim elemanı var mı? Bir orada. Her elemanın tersi var mı? Var. 3'ün tersi 1 bölü 3. Kök 2'nin tersi 1 bölü kök 2. Değişmeli grup hatta. Sonra ve R artıyı alalım. Bu sefer de sol taraftaki R artıdan R artı çarpı grubundan R sayılar toplama işlemine bir fonksiyon tanımlıyorum. Fonksiyonumu da şu düşünüyorum. Fx eşittir ln x. Ln x fonksiyonunu aldım. Şimdi arkadaşlar neden yukarıda r artı aldığımı da biraz şu anda fark etmişsinizdir. Logaritmanın içine pozitif sayılar yazılabileceği için tanımlı olması için aldım. R yıldızı alsam sıkıntı olurdu. Çünkü ln içinde bunlar zaten tanımsız oluyordu. O yüzden r artı seçmemin bir sebebi de bu. Yani her şeye dikkat ediyoruz aslında. Fonksiyonu tanımlamak için logaritmanın tanımı hepsini düşündük. Şimdi acaba bu dönüşüm benim için homomorfizm olur mu? Bakıyoruz. Şimdi yaptığımızda burada fx çarpı y ile başlıyoruz. Niye hocam? Çünkü birinci grubun işlemi çarpı. Eşittir ln x çarpı y'dir. Sonra ln x çarpı y'yi de logaritma özelliğinden ln x artı ln y diye yazabilirsin. Ln x ne hocam? Ln x de benim için fx'tir
artı fy'dir. Baktığınızda ilişkiye fx çarpı y çarpı artıya bu şekilde parçalayabildim. O zaman bu bir grup homomorfizması olur arkadaşlar. Acaba bu fonksiyon birebir ve örtem mi? Ona bakalım. Tabii bazı arkadaşlarınız şey diyebilir. Bir grubu aldım. Mesela r artıyı sola alsam, r artıyı çarpıya alsam bunun şeyi ne olacak? Arkadaşlar artık burada biraz da sizin toplama koyduğunuzda çarpmaya parçalanabilecek ne olabilir? Mantıken bunu düşünmeniz gerekiyor. Mesela bir önceki soru öyleydi hatırlarsanız. 2 üzeri x'ler toplama olarak alıp çarpmaya parçalabilmiştik. Şimdi çarpmayı toplamaya parçalayacak şekilde düşündüğünüzde ln olması gerekiyor. Yani biraz da burada fonksiyonuna da hakim olmanız gerekiyor. Bu fonksiyon birebir örtem mi? Bakalım. Şöyle hemen koordinat düzlemini çizdim. Sonra arkadaşlar ln'in grafiğini hatırlarsanız şöyle bir şeydi. Şöyle hemen şurasını mavi olarak güncelleyeyim. Y eşittir ln x fonksiyonu. Baktığınızda yine birebir. Ondan sonra birebir oldu. Bütün reel sayıları örtüyor mu? Ona bakacak olursak örtüyor arkadaşlar. Değil mi? Şimdi bakınız. Buradaki reel sayıları kapatıp kapatmadığına bakacak olursak yukarıdaki y olarak baktığımızda bütün, hatta şunu yeşille yapayım, aldık. Bakın aşağı kadar bütün her şeyi kapatabiliyoruz. Dolayısıyla bu fonksiyon hem birebir hem de örten oldu. Dolayısıyla bizim için bu bir izomorfizm olacak. Tamam mı? Yani şu kırmızı çizgiyi aşağıya götürdüğümüzü hayal edin. Bütün biliyorsunuz y ekseni reel sayılar eksenidir. Bütün sayıları bakın bir x ile eşleştirme şansımız var. O yüzden bu fonksiyon birebir ve örten olduğundan ileride ben buna izomorfizma diyeceğim. İşte bu birebir ve örten bunun en kalitelisi. Yani top. En zirvede olan homomorfizmalar birebir örten olursa ne yapacağım biliyor musunuz? O zaman diyorsun ki ya kardeşim o zaman bu R artı çarpma grubu izomorftur. R artı diyebilirsin. Bunda ne özellik varsa bunda da o özellikler vardır diye konuşmaya şansına sahip olacağız. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar burada? Bir bakın bakalım. Pekala. Şimdi geldim şuna. Sorayım bakayım size. Siz bir düşünün fonksiyonu. Z artı ve de 2z artı gruplarını düşünelim. Acaba f z'den 2z'ye neyi tanımlarsam bir homomorfizma olabilir. Ne dersiniz? Yani tam sayıları alacak. Arkadaşlar bir de mantıken şeyi de düşünün. Z'den 2z'ye öncelikle tam sayıları alıyor. Karşı taraftaki 2'nin katlarını götürmesi gerekiyor. Bir de onu da düşünün. O zaman en mantıklı fonksiyon bence burada fx eşittir 2x fonksiyonu. Şimdi bunun homomorfizm olduğunu gösterelim bakalım. Bir kere soldaki işlemle toplama, sağdaki işlemle toplama fx artı y eşittir 2 çarpı x artı y. Bu 2x artı 2y'dir. Al sana. Şurasını yanlış yazdık. 2x'imiz yerine fx. Bu da fy. Baktığınızda fx artı y, fx artı fy olarak parçalandığına göre bu bir grup homomorfizması. Peki hocam birebir örten mi? Evet, birebir ve örten bir fonksiyondur. Neden? Birebirliğini çok rahatlıkla arkadaşlar görebilirsiniz. Mesela burada birebirlik tanımını hatırlarsanız şuydu. Fx1, fx2'ye eşit iken, acaba x1 eşittir x2 midir diye bakıyorduk ya. 2x1 eşittir 2x2.
Buradan 2 parantezinde x1 eksi x2 0. O zaman x1 eşittir x2'dir. Yani birebir. Tamam. Örten mi? Karşı taraftaki bütün 2 z'leri örtme şansın var mı? Bunlara ne yapıyorduk? F z'den 2 z'ye biraz fonksiyonu çalışıyoruz arkadaşlar şu anda fark ettiyseniz. Y eşittir 2x deyip x'leri çekiyorduk hatırlarsanız. Neden böyle yapıyorduk? Her y eleman 2 z'den aldığımız y'leri örtebiliyor muyuz? X'i çektim. Y bölü 2. Gerçekten bakın her y eleman 2 z için 2'nin katları olduğundan şurası mesela 2k gibi bir şey. 2k'yı 2'ye böldüğümden k bir tam sayısı bulunuyor. O zaman bu da örten fonksiyon. O zaman bu da birebir ve örten oldu. Gayet de kaliteli bir fonksiyon. Yani aslında izomorfizm oluyor. Şimdi birkaç tane örnek yaptık. Güzel. Bir tane daha yapıyorum. Bakın iyice homomorfizmaları kafanıza oturtun ve son yıllarda ÖABT'de çok popüler bir konu homomorfizmayı. Çok fazla çekirdek homomorfizmaları sormaya başladılar. Bir örneğim de şu olsun. Hocam. Hocam. Evet. Örneğe geçmeden önce ben önceki örnekte şeyi anlayamadım. Hangisini? Bu fx eşittir 2x olduğu kısmı. Evet bu. Hangi kısmı sıkıntı var? Hocam fx eşittir 2x dedik ya. Onu yaptık ama sonra ben bu sonradan çıkan fx artı fy'nin 2z'den nasıl olduğunu tam anlayamadım. Bak şimdi aslında bir anlamda fonksiyonu yerine koydum. Bak fonksiyonu şu aldım değil mi? Fx eşittir 2x. Sonra zaten amaç şu. Homomorfizma ise yukarıdaki şuna ulaşmak. Fx artı y, fx artı fy yazabilmek mi? Sorun bu. Neden x'in artı yaptım? Çünkü x'in de işlemi artı. Fark ettiysen. Sonra bak gittim fx artı y'yi gittim fonksiyonda koydum. X artı y diye. Ki gerçekten 2 üzeri x artı y olur değil mi? 2 çarpı 2 üzeri pardon özür diliyorum. 2 çarpı x artı y oldu. Sonra bunu dağıttım. 2x artı 2y dedim. Sonra zaten 2x'in kendisi fx'tir. Bunun yerine fx koydum. Sonra 2y nedir? Bu da fy'dir fonksiyon tanımına göre. Değil mi? Fy'yi ben sana yaz desem ne yazarsın? Fy'ye gidersin. Buraya y koyarsın. 2y olur. Dolayısıyla fx artı y ile başladım. Fx artı fy'ye ulaştım. Grup homomorfizması oldu. Tamam mı? Hocam. Anladım. Evet. Tamam. Pekala. Teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi bir tane daha yapayım. Bunları iyi oturtursak arkadaşlar artık teorik kısmı daha bence şey gelecek, kolay gelecek. O yüzden baya baya homomorfizm örnekleriyle giriş yaptım. Şimdiki örneğim de şu olsun sevgili arkadaşlar. F demeyeyim de ilk önce grupları yazayım. R yıldız çarpıdan ve R yıldız çarpıyı düşüneyim. Aynı grup olsun. Bakalım. Şimdi aynı grup G1 olarak aldım. Bunu da G2 aldım. Tamam mı? Hatta sağ taraftakini R artı alayım. R artı alayım. Dur bakalım. R artılı bir grup. Diyeyim ki F R yıldızdan R artıya öyle bir şey tanımlayayım ki bu dönüşüm parçalayabileyim. Şimdi bakıyorum şöyle gözüme kestirdim. İkisinin de işlemleri çarpma. Yani çarpma koyacaksın ve çarpma olarak da parçalanacak. O zaman ben bunu şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. F x eşittir mutlak değer x aldım. Mutlak değer x aldık. Pekala. Mutlak değer x aldığımızda sevgili arkadaşlar bunun homomorfizm olduğunu görelim bakalım. Gerçekten böyle mi? F x çarpı y aldık. Neden çarpı alıyorum? İşlemimiz çarpma. Yerini koyuyorum fonksiyonda. Buraya x çarpı y koydum. Şu. Mutlak değer x çarpı y mutlak x çarpı mutlak değer y diye parçalanmaz mı? Parçalanır. Peki mutlak değer x ne? Fx'in ta kendisi ve de fy. O zaman bakın
Bu bir grup homomorfizması oldu mu? Evet, oldu. Şimdi bunun birebir örtenliğini bir tartalım. Normalde mutlak değer x'in grafiğini çizdiğimizde nasıl bir şeydi? V şeklinde bir grafikti hatırlarsanız. Nereden nereye? R yıldız. R yıldız. Yani burada sıfır yok aslında. Aslında benim işime şu kısım yok. R yıldızı koyamıyorum. Yani orada sıfır olmadığı için koyamıyorum ama mutlak değer x'in grafiğinde aslında bana bunun birebir örtenliğini okumakta çok da faydası var direkt baktığımda. Şimdi x eksenine paralel çektiğimizde iki noktada kesiyor. Dolayısıyla birebir değil. Fark ettiyseniz. Hatta bunu bu grafiğe bile gerek yok hocam diyenler olmuş olabilir. Çünkü f1 ile f-1 eşit. Yani birebir değil. Peki örten mi hocam? Bakalım. Örtenlik için sevgili arkadaşlar karşı taraftaki r artıya konsantre oluyorsun. R artının sıfır hariç bütün elemanları kapatılmış fark ettiyseniz. O zaman bu fonksiyon örtendir. Yani bu sefer de birebir değil örtendir çıktı ya arkadaşlar. Sadece örten olan fonksiyonlara ben epimorfizma diyeceğim. Epimorfizma. Tamam. Şimdi bazı arkadaşlarınız şunu diyebilir. Hocam burada biraz bunlarla oynama yapsaydık. Mesela nasıl bir oynama? Aynı fonksiyonu geldim. Şöyle yaptım. Biraz da küçülteyim. Aynı ekranda görün diye. Şöyle arkadaşlar. Aynı fonksiyonu çeviriyorum. R artı çarpıdan R artı çarpıya alsak. Yani F R artıdan R artıya Fx eşittir mutlak değer x alsak. O zaman zaten R artının sağ kolunu düşüneceğim için sadece mutlak değerin şu pozisyonu. Hatta arkadaşlar bu fonksiyon zaten R artıda olduğu için x'in kendisine eşit olur. Dışarıya zaten pozitif çıkar. Bu pozisyonda bu sefer de fonksiyon birebir örten homomorfizm olur. Tamam mı? Yani kümeleri değiştirdikçe birebirlikler, örtenlikler hep değişebiliyor. Ama mutlak değer x almak burada çok da anlamlı değil. Yani bunun yerine x alsan da aynı şey olmuş olur. Bu pozisyonda fx eşittir x olur. Peki şöyle sorsam size bakalım ne diyeceksiniz? Bakalım birazcık fonksiyona test edelim arkadaşlar. Aynı örnekte desek ki F, hatta grupları bir daha yazayım. Üstteki örneği şimdi değiştiriyorum. Neydi üstteki örnek bir bakayım. R yıldız çarpma ve R artı çarpmaydı. Arkadaşlar acaba F R yıldızdan R artıya Fx eşittir X alsam ne olur? Mutlaka kaldırdım. Şimdi bazı arkadaşlarınız ya niye mutlaka alıyoruz ki? Ne güzel X alsak ne olur acaba diye düşünebilir. Arkadaşlar bakın böyle aldığımızda bu acaba öncelikle insan mı? Öncelikle bir fonksiyon mu? Ona bakalım bakalım. Mesela F eksi 2 koyduk. Karşılığı eksi 2. Ama R artıda böyle bir şey yok. Fonksiyonda ben birinci maddesini ihlal etmiş oldum. Dolayısıyla orada ilk yaptığımız örnekte mutlak değer almamamızın bir sebebi de demek ki R artının içine düşürmesini garantilemekmiş. Ha, o zaman bu bir kere fonksiyon bile değil, insan bile değil. Yani o zaman homomorfizma olması mümkün değil zaten. Ama sen bunu gidip şöyle alsaydın. Bu örneği şöyle yapsaydık. R yıldızdan çarpma işlemi yine R yıldıza fx eşittir x alsan evet bu bir grup homomorfizması olur. Artı birebirdir. Artı örten de olur. Birim fonksiyonumuz aslında bizim değil mi bu? Şimdi dersi şöyle kapatacağım. Birinci dersi. Herhangi iki grupta en azından bir tane homomorfizma bulma şansımız var mı?
Soru şu o zaman. Soru. Her zaman bunu arkadaşlar düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bakın. Dersin başından beri örnekler yapıyorum. Yok Z olsun, R artı olsun, şu olsun, bu olsun, bilmem ne olsun. Bir sürü grup örneği verdim. Acaba G1 yıldız ve G2 kare herhangi iki grup arasında en azından bir tane homomorfizma var mıdır? Ne hissediyorsunuz bu soruya karşı? Var mıdır yoktur sizce? Herhangi iki grup. İşlemleri de yıldız kare. Yani hiç özel bir şey yapmadım. Genel yazdım. Bununla bunun arasında kesinlikle en az bir tane var mıdır? Hocam kendisi olabilir mi? Kendisi ama G1 ile G2 farklı kümeler ya. Mesela fx eşittir x dersen belki o kümede o x olmayabilir. Örneğin bak şöyle. F r artıdan mesela z artıya tanımladım. Fx eşittir x dedim. Ama burada sen kök 2 koyarsan kök 2 z'de değil fonksiyon bile olmuyor. Hani başka fonksiyon bulsak dedin. Ama işte bana böyle en azından bir tane bulabilir miyiz? Yani G1 ile G2 hiç bilmiyorum ne olduğunu. Arkadaşlar burada biraz teorik bir cevabı var bunun. Şimdi G2'nin etkisiz elemanına E2 diyelim. E2 olsun. Bakın dönüşümümüz şu. G1'den G2'ye arkadaşlar fx eşittir sabit fonksiyon. Bütün elemanları alıyorum. Sabit fonksiyon olarak E2 etkisiz elemanına eşleştiriyorum. E2 G2'nin birim elemanı. Yani etkisiz elemanı. Şimdi gerçekten bu fonksiyon bir homomorfizm oluyor mu? Bakalım. Şimdi hemen yapacağımız şey neydi? F x işlem y eşittir fx şu olur mu? Şimdi arkadaşlar bir kere x işlem y sen ne seçersen seç. Yani şurada mesela x ile y'yi aldım. X işlem y burada çıktı. Zaten bu da e2'ye gidiyor. Sabit olduğu için e2'dir. Peki fx ne? Bunu e2 işlem e2 olarak da yazabilirim. Çünkü e2'yi e2 ile e2 kare işlemine girdiğimizde yine e2'yi verir. Peki e2'de fx olarak yazma şansı var mı? Var. Bütün dönüşümler e2'ye gidiyor. Bu da fy oldu. Baştaki de fx işlem y olarak alabilirim. Bakın arkadaşlar şuradan olayımızı yakalamış olduk. Yani sen herhangi iki grup aldığında birinci grubun tüm elemanlarını ikinci grubun etkisiz elemanına gönderirsen sabit fonksiyon olursa o zaman bu kesinlikle bir homomorfizmadır. O zaman sorunun cevabı şu. Herhangi iki grup arasında en az bir tane homomorfizma vardır. Biz buna arkadaşlar aşikar homomorfizma diyoruz. Aşikar homomorfizma. Yani apaçık. Yani bu kesinlikle zaten biliniyor. Tamam. Aşikar homomorfizma. Yani bunu sokaktaki vatandaş dahi biliyor diyebiliriz. Ha bu E2'ye gittiği için tabii ki arkadaşlar eğer G2 grubu sadece birim elemandan oluşmuyorsa örten olmayacaktır tabii ki. Bütün elemanlar çünkü aynı yere gidiyor. Dolayısıyla sorunun cevabını bu şekilde vermiş olduk. Bununla ilgili sıkıntı var mı arkadaşlar? Bir bakın bakalım. Sanırım yok. O zaman yavaş yavaş dersimizi bir ara verelim.